Evet. Selamlar sevgili Avestalılar. Bugün Avrupa'nın hengamesinden uzaklaşıp, kalabalığından uzaklaşıp Amerika'ya gidiyoruz dostlar. O zamanlar için ıssız, kurak, sessiz ama bir o kadar da savaşla dolu Amerika topraklarına. Evet, daha keşfedilmemiş olan yeni dünyaya gidiyoruz. Bugün Aztek'teyiz. Let's go! Evet dostlar, Azteklerden kısaca bahsetmek gerekirse Amerika'nın Meksika bölgesinde o zamanlarda yaşayan bir devlet. Aslında devlet diyorum ama burada imparatorluk olarak göreceksiniz. Çünkü aslında bir imparatorluklar yani. Amerika'da hüküm sürmüşler zamanında. Hatta güzel yapıları falan da var orada, piramitler falan. Ancak tabii Avrupalılar gelip buradaki güzelim kabile devletlerini sömürdükleri için, yok ettikleri için şu anda aramızda değiller efendim. Tamamen şuradaki altın madenleri için Avrupalıların bu arkadaşları sömürgeleştirdiğini, daha sonrasında da tamamen yok ettiklerini biliyoruz. Yani Avrupalılar diyoruz ama biziz aslında yani. Sevgili Aztek, Nahuatl dinine mensup dostlar. Ve Nahuatl dininde Tanrı'ya kurban verme olayı var. Müslümanlıkta da olduğu gibi. Ve diğer dinlerde de olduğu gibi tabii. Ancak ufak bir farkla bu arkadaşlar sadece koyun, keçi, dosun, inek falan değil. Aynı zamanda İnsan da kurban ediyorlar. Ve insan kurban etmezlerse tanrıların onlara işte kızacağını, tanrıların güç kaybedeceğini ve kıyametin geleceğine inanıyorlar efendim. Burada gördüğünüz gibi oyuna bu şekilde yansıtmışlar doom mekaniği. Bu doom mekaniği şöyle işliyor. Şu anda gördüğünüz gibi yılda artı 4 artıyormuş doom. Bu doom eğer bir şekilde 100'e ulaşırsa kıyamet kopuyor ve yok oluyoruz. Peki bu doğumun yükselmesini nasıl engelliyoruz? Hemen onu da söyleyelim. Savaş yaparak, şehirleri kuşatarak ve bizim vasallarımızın ya da himayemiz altında olan devletlerin rulerlarını, yani hükümdarlarını ya da heirlerini öldürerek, kurban ederek doğumumuzu da düşürebiliyoruz. Ruler'ın ya da heir'in güçlü bir ruler ya da heir olmasına bağlı olaraktan işte bazen 5 doğum indiriyor, bazen 10 doğum indiriyor. Bazen 11-12 indiriyor. Yani duruma göre değişiyor. Haberiniz olsun. Ayrıca bizim bir Tenochtitlan diye Grid Project'imiz var. Bu Azteklilerin yapmış olduğu zamanında büyük bir piramit. Oyunda da bu piramit bize şu özellikleri veriyor. Ve burada gördüğünüz gibi yıllık doğum azalması var. Artı 2. Yani şu anda mesela bizim ne kadar artıyor? Artı 4. Normalde artı 6 bu. Oradan 2 azalttığı için şu anda artı 4 artıyor. Burada gerçi artı 1 yazmış. 2 seviye olduğu için artı 1 ama 3 seviyeye çıkartacağız bunu. Buradan artı 2 gelecek son seviyede. Doom mekaniği hakkında biraz bilgilendirmek istiyorum. Çünkü oynaması zor bir devlet. Öyle kolay bir devlet değil. Kafanız karışabilir. Ne yapacağınızı bilemeyebilirsiniz. Bilenler tabii ki vardır da ben bilmeyenlere de bir anlatayım. Bu Doom'u bu şekilde bilin dostlar. Reformlar var bir de. Bu reformlar da şöyle oluyor. Vasal sayınız 5'e ulaştığında, stabilitiniz 1 olduğunda, doğumunuz 25'in altında olduğunda ve herhangi bir rebel yani isyancı şehrinizi kuşatmadığında, aynı zamanda barışta olduğunuzda buradan bir tane reform geçirebiliyorsunuz. Toplamda 5 tane reform var. Savaş yorgunluğu azaltan var. Diplomatic relation yani diplomatik ilişki slotu veren var bir tane. Disiplin veren var %5. Kolonist veren var. Aynı zamanda Stability Cost Modifier veren var. Sürekli vasal yapacağız birilerini. Aynı zamanda tributary de yapsanız olur. V5 vasala ya da tributary'ye ulaştıktan sonra buradan bu reformları birer birer geçireceğiz. Ancak şöyle bir sıkıntı var. Her reform geçirmek istediğinizde vasallarınızın ya da tributary'lerinizin Liberty Desire'ları 50'den fazla olursa onları kaybediyorsunuz. Bunu aklınızda tutun. Daha sonrasında bu din muhabbetlerini bitirince, yani bütün reformları geçirince, burada gördüğünüz gibi Reform Religion diye bir buton var. Bu butonu kullanamayacaksınız tabii ki. Ancak endişe etmeyin. Siz zaten reform geçirdikçe doğumunuz, yani yıllık artan doğumunuz azalacak. Ve son reformu da yaptıktan sonra artık doğumunuz artmayacak. Yani kafanız rahat olacak. Bunu da kolonyal devletler, yani Kastilya olabilir, Fransa olabilir, efendime söyleyeyim, Portekiz olabilir, Danimarka olabilir. Bunlardan birisi gelip size komşu olduğu anda, atıyorum geldi buraya, kurdu kolonisini ya da kendisi geldi buraya. Sizin komşunuz olduğu anda onların government type'ı her neyse artık,
Biz şu anda Empire'ız tabii Central Amerika'da. Burada government reformlara tıkladığında hani görülüyor ya. Adamlar işte feodal devlet olabilir, teokrat olabilir, şey olabilir, cumhuriyet olabilir. O her neyse işte yanınıza gelip size komşu olan devlet. Siz de onların government type'ını alıyorsunuz, kopyalıyorsunuz. Ve burası açılıyor. Buradan tekrardan government type'larınızı seçebiliyorsunuz. İşte reformlarınızı yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda işte military puanı falan size komşu olan arkadaşa göre ayarlanıyor dostlar. Yani onun seviyesine kadar rahatça yükseltebiliyorsunuz. Yeterince anlattığımı düşünüyorum dostlar bu Doom ve Religious Reform olaylarını. O yüzden gelin artık başlayalım efendim. Rival olarak burada Tlaxcala'yı seçin. Eğer seçilebiliyorsa. Seçilemiyorsa da seçin. Tlaxcala'yla çünkü mutlaka savaşınız olacak. Şu alttaki arkadaşlarla da mutlaka bir savaşınız olacak. Bir de bu arkadaş varmış. Tamam güzel. Bunların hepsi rivalımız olabilir. Estetlere geldiğimizde ben buraya bir ayarlayayım. Ondan sonra size döneyim. Evet, estetlerimiz bu şekilde dostlar. Buradan dikkat etmeniz gereken şu var. Bunu mutlaka alın. Infantry maliyetlerinizi düşürüyor. %5. Aynı zamanda infantry combat ability de veriyor %10. Bayağı işinize yarayacak. Ayrıca şurada The Triple Alliance diye bir ayrıcalık var. Bu otomatikman kendisi vermiş. Governing kapasitenizi bayağı düşürüyor. Oyunun başında gördüğünüz gibi 250 sadece governing kapasitemiz ve imparatorluk yani ona rağmen. Ama sıkıntı değil, bunu ilerleyen zamanlarda Fate of the Alliance diye bir görev var. O görevi yaptıktan sonra kaldırabileceğiz. Onun haricinde ben burada biraz işte enflasyon reduction veren ve interest azaltan ayrıcalıklar vermeyi tercih ettim. Çünkü bir sürü altın madenimiz var ve burada daha da fazla altın madeni var yani. Sadece bu kadar da değil. Buralar hep altın madeni dolu. Hatta bir bakalım ona ya. Great Goods. Böyle tıklayalım abi. Şuradan gördüğünüz gibi bir sürü altın madeni var. Bunların hepsine sahip olacağız. İnanılmaz bir enflasyon artışı olacak. İnanılmaz bir şey olacak. Hem para kazanacağız hem enflasyonumuz artacak. Onu da işte kontrol altında tutmak için ona ihtiyacımız var. Onun haricinde de burada başka bir olay yok dostlar. Klasik işte monarklarımızı falan aldık. O kadar. Summon the Diet yapalım. Summon the Diet yapalım. Meksika'ya production bas diyor. Okey, bunu yaparız. Sizlendimizi de yapalım. Onun haricinde burada yapacak bir şey yok. Sadece şu patronage'i verdiğiniz zaman hayırınıza bir bakın. Hayırınız kötü bir hayır olacak. Disinherit yapıp öyle patronage'i alın. Daha fazla prestij kazanırsınız. Eğer bu hayır bana yeter diyorsanız da sıkıntı yok. Direkt alabilirsiniz patronage'i. Orası size kalmış. Onun haricinde government sayfamızda gördüğünüz gibi şurada 3 tane özellik var. Bunlar Tonalli diye bir şey getirmişler. Bu yeni gelmiş. Bu Tonalli savaştayken artıyor. Ordularımız savaştıkça artıyor dostlar. Her temple yaptığımızda artıyormuş. Temple inşaatlarında. Bir de artı bir exploiting development. Demand sacrifice. Bu demand sacrifice dediği de şey oluyor ya. Barış yaparken demand sacrifice yapıyorsunuz ülkeyle. Tonallerinizi arttırıyor dostlar. Ama biraz agresiflik veriyor. Bunları yaparak arttırabiliyormuşsunuz. Ondan bahsediyor. Azaltan şeyler de barışta olmak. Sinir ruler diyor. Sinir ruler ne ya? Bakalım hemen bir saniye. Günahkar bir rulerımız olursa -0.5 azalıyormuş. Ya da kurduğumuz temple'ları yıkarsak, yok edersek azalıyormuş tonallimiz. Her ay otomatikman 0.05 tonalli kaybediyormuşuz. Maksimum tonalliye ulaşırsak da, yani bunu 100 yaparsak da Moral of Army, Manpower in Primary Culture of Provinces, aynı zamanda Manpower in Accepted Culture Provinces diyor %15. Yani Manpower'ınızı arttırıyor. Ayrıca ordunuza moral sağlıyor dostlar. Oyunun başında buradan bunu seçebiliyoruz. Direkt 15 tonalli veriyor bize. Aylık tonalli de veriyormuş 0.10. Ama bir National Unrest arttırıyor. Sıkıntı değil. Buradan zaten tonalliyi arttırmaya çalışacağız. Bunu alalım. 15 tonalli geldi. Şu anda mesela Nahuatl Deities açıldı bunu verdikten sonra. 15 tonalli masrafı varmış. Bunu yapınca da buradan tonalliniz 100 olduğunda ne versin onu seçebiliyorsunuz. CCR ve Aggressive Expansion Impact oyunun başında bulunmaz bir nimet diye düşünüyorum ben. O yüzden onu alacağım. Gördüğünüz gibi burası değişti. Core Creation Cost ve Aggressive Expansion Impact oldu. İsterseniz siz de böyle yapabilirsiniz. Burada çünkü sürekli savaşacağınız için agresifliğiniz artacaktır dostlar biraz. Yüksek agresifliğinizin olması pek de hoş olmaz. Hemen koalisyon oluştururlar, zorlanırsınız. Onun haricinde burada bir tane general alabiliyoruz. Bunu hemen alalım. Çok iyi bir general. Gördüğünüz gibi 4-5-5-2. Oyunun başında çok işinize yarayacak bu adam. Bunu öldürmemeye çalışın.
yıllık prestij veriyormuş. Buna şimdilik gerek yok, kalsın. Advisor'lara gelince, bu arada dostlar, kanalda videoların altında videoları izlerken hype butonu göreceksiniz. O hype butonuna basın. YouTube'un yeni çıkarttığı bir özellik. Ne kadar çok hype'larsanız videoları o kadar çok öne çıkartıyorlar. Bu her kanalda yok. Bazı kanallara vermişler deneme amaçlı. Yani şanslısınız. Deneme fırsatınız var. Mutlaka deneyin. Ben de bundan faydalanmış olurum. Videoların daha fazla kişiye ulaşması için önemli. Zaten abone olmayı, beğenmeyi söylemiyorum bile artık. Artı 2 dukayla başlıyoruz. Production efficiency ver baba. Trade efficiency ver abicim. Fort defense, land force limit modifier. Land force limit modifier alalım bir tane de. Fokusu askeriye vereceğim ben. Hemen hızlı teknoloji atlayalım. Biraz daha avantajımız olur. Buradaki trader arkadaşı gönderemiyoruz. Çünkü maksimum range'imiz 100 bizim, yetmiyor. Onu da zamanla artırırız. Hallederiz. Onun haricinde bir şey yok. Hemen ordu basacağız. Burada bir paralı asker basalım. Şöyle 13 tane basabiliyormuşuz. 2 tane de normal piyade basalım. Yeterli olacaktır. Zaten hayvan gibi bir komutanımız var. Geleni geçeni tokatlarız diye düşünüyorum. Bir aksilik olmazsa. Elaylara bakalım, bizimle elay olmak isteyen kimler var. Şuradaki arkadaş 8 birim orduya sahip. Buna elay alabiliriz oyunun başında. Onun haricinde Mixtek elay olmak istiyormuş bizimle. Mixtek'le elay olsak mı? Olmayalım Mixtek'le elay. Bize bir tane elay yeter be. Herkes elay olmak istiyor, farkındayım ama çok da elay almak istemiyorum. Bunların hepsini dövmemiz gerekiyor çünkü. Evet, paralı askerleri basınca direkt bu görevimiz bitiyor dostlar. %90 force limit'e ulaşıyoruz çünkü. Bize bazı yerlerden claim'ler veriyor. Black Scala'da dahil buna. Ayrıca Vassal force limit katkısı veriyormuş %50. Monarch power tribute from tributary states. Güzel. Bunu alalım. Bu arada bizim şu lider Moctezuma var ya, general. Bu adam Moctezuma Ilhui Kamina Akama Pikli. Moctezuma 1. Ilhui Kamina Akama Pikli. Aynı zamanda bizim ruler'ımızmış bu adam. Bu adam ölmezse görev ağacını etkiliyor diyor bu arada. Mümkün olduğunca yaşatalım biz bunu. Evet, ayın 11'i geldi. İlk savaşımızı Tlaxcala ile yapacağız. Ela'yı çağıracağım. Toprak vereceğim sana diyeceğim ama vermeyeceğim. Zaten büyük ihtimalle bunu döverler. Öyle kullanalım. Mixtek ve bu arkadaş geliyormuş. Bunların hepsini vasallarız bu savaşta. Let's go. Evet, gördüğünüz gibi ilk pipe'ımızı attık. Çok güçlü bir ordumuz var. Bu arkadaş sana diyor bedavaya asker göndereyim diyor. Gönder kanka. Eyvallah. Severiz. Bu da göndereyim diyor sana. Sen de gönder kanka. Bedavaya. Oh ne güzel. Bu arada onlara da birileri gönderdi. Herkes birbirine yardım ediyor ya. Ne kadar güzel. Bizim çocuğu büyük ihtimalle zaten burada işgal mişgal ederler. Yani çok da sıkıntı olmaz. Bunların bu kadar kalabalık olması da çok önemli değil. 12-13K orduyla biz bunları hallaç ederiz. Hallaç. Bu arada diplomatlarımız da boş durmasın. Komşu ülkelerle ilişki geliştirsin. Tlaxcala'ya Totonac savaş açtı. Teotitlan da savaş açtı. Şimdi bu adamı ben vasal alınca bu ikisi de savaşa dahil olacak. Onları da döveriz. 3 buradan, 2 de oradan, 5'e tamamlarız biz bu işi. Yalnız böyle corruption etkinlikleri falan pek hoş değil. Teotitlan etkinliğimiz geldi size bahsettiğim. Piramidi 3 seviye yapma etkinliği bu. Şuradaki piramidi. Alttakini seçerseniz 75 admin puanı, 75 diplomatik power vererek direkt bir seviye arttırabiliyorsunuz. Ama üsttekini seçerseniz, evet üsttekini seçersek %80 oranında aylık otonomi değişimi kazanıyormuş şehirlerimiz. Ama %20 ihtimalle isyancı çıkma ihtimali varmış. Sorun değil, üsttekini seçelim. Oyunun sonuna kadar veriyormuş çünkü. Word abi. Değer yani. Evet, bir 6K isyancı çıktı. Sorun değil, hallederiz. Evet. Çok iyi oldu abi. 6-3-4 air geldi ya. Süper. Evet, daha sonrasında isyancı çıkmasına rağmen yine de piramidinizi bir seviye yükseltebiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Prestij legitimacy yıllık prestij veriyor. Aynı zamanda %33 oranında tax, production ya da manpower verecekmiş Meksika'ya. Bakalım ne verecek abi. Oo süper. 4 tane production verdi. Görevimiz de vardı. O da bitti. Bir de stability kazandık. Güzel. Gayet güzel. Hangi görevimiz bitti? Expansion of Tenotitlan. Bu görevimizi de bitirmişiz. %10 development. Gold depletion. Change modifier veriyor %25. Alalım. Aynen, bizim çocuğu savaştan çıkardılar. Kullandık kullanabildiğimiz kadar. Güzel. Bu arkadaş çabuk pes etti ya. Bunların ikisini vasal alabileceğiz mi biz? Yok, alamıyoruz. Bunlarla ayrı bir barış yapmamız lazım. Biraz uzatacağız mecburen. War exhaustion'umuz artacak biraz ama yapacak bir şey yok. Bu arkadaşları vasallayalım. Çünkü Rus beklemek işkence. Olabildiğince hızlı şekilde halletmemiz lazım. Aa, bu çocuğu şatmışlar ya.
Bu çocuğu burada kuşatıyorlar. Tamam, bu ikisini alacağız o zaman. Madem öyle. Bu arkadaştan sadece burayı alacağım. Çünkü burada iki seviye fortu var. Bir daha uğraşmayalım o fortlarla. Onun haricinde başka bir şey almaya gerek yok. Bir de vasalımız yapıyoruz. Bu da birileriyle savaştaymış. Otomi savaşı açmış buna. Tamam, döveriz onu da. İyi oldu. Sevgili Tlaxcala da birileriyle savaştaydı. Bunların hepsiyle aynı anda savaşa gireceğiz. Biraz zorlayacak bizi o. Kaç askerleri var? 7 burada, 7 burada. Bunların vasalları var mı? Vasalları yok gerçi. Bekleyelim, zaten hızlı kuşatırız büyük ihtimalle. Gördüğünüz gibi doğumumuz savaştıkça azalıyor. Wipe attıkça, şehir kuşattıkça yavaş yavaş azalıyor dostlar. O yüzden böyle sürekli savaş halinde olmamız gerekiyor. Ta ki doğumu bitirene kadar, bütün reformları geçirene kadar. Çok güzel bir etkinlik geldi. Stability, Prestige, Admin puanı ya da Army Tradition, Navy Tradition ve Military Power. Ben burada üsttekini tercih edeceğim. Prestijimiz de biraz az zaten. İyi olacak. Evet, bu iki arkadaşı vasal alayım mı? Bir tanesini tribüter alayım. Bir tanesini vasal alayım. Bir de Demand Sacrifice yapacağım siz görün diye. Gördüğünüz gibi 10 tonalli diyor. Tonallimizi arttıracak. Şöyle tonallimiz daha şimdiden 37'ye çıktı bile. Bize şu anda sağladığı şey %5.6 CCR, %3.7 de Aggressive Expansion Impact veriyormuş. Bu tabii 100'e ulaştığında %15 CCR, %10 Aggressive Expansion Impact verecek. Evet, bu savaşı da bitirelim artık. Bu ne oldu, hala savaştalar mı? Savaştalar. Bitirelim bu savaşı. Bu arkadaşı da vasalımız yapalım. Hatta buna da bir Demand Sacrifice atalım mı? İşte sıkıntı şurada bak. Mesela 28.9 ama Demand Sacrifice dediğinizde 33.4. Hadi buna da diyelim. Evet, iki tane daha savaşımız oldu Nur topu gibi. Sıkıntı değil. Sıkıntı değil. Şu an kaç tane? 1, 2, 3, 4 tane gördüğünüz gibi subject'imiz oldu. Bir tane daha yaptığımızda reform geçirebileceğiz. Bu arada buradan 40 tonelli karşılığında bunu da yapabilirsiniz. 10 doğum düşürüyor. 25 senediğine Stability Cost Modifier %25 ve aylık otonomi değişimi veriyor. Aynı zamanda 50 admin puanı kazanıyorsunuz. Tercih edilebilir. Ama benim şu anda doğumum çok yüksek olmadığı için doğumum 10'un üzerine çıktığı zaman yapacağım bunu. O yüzden şimdi yapmıyorum. Crash Tlaxcala görevimiz bitmiş. Bazı bölgelere perma claimler. Moctezuma 1 yaşadığı için de bir event tetikliyormuş. Event de bize Liberty Desire Subject veriyor %10. Aynı zamanda yıllık Doom Reduction veriyor 0.5. 0.25. Bu yüzden Moctezuma'nın yaşaması da bir tık önemli dostlar. Gördüğünüz gibi. Bunu da alalım. Evet, bu arkadaşlar tabii biraz isyankarlar. Aslında bunları biraz daha böyle bir sakinleştirsek fena olmaz. Ya da sakinleştirmesek mi? Sakinleştirmeyelim ya. Çıkıyorlarsa çıksınlar. Bu arkadaştan ne alalım? Para mı alalım? Tribüter yap... Bir dakika, ne oldu? Ne oldu ya? Bir şey oldu ama anlamadım. Gidelim dövelim abi şunları yavaş yavaş. Bu tribüterilerden de gördüğünüz gibi bunlardan herhangi birini seçebiliyorsunuz dostlar. Monark puanı ya da duka alabiliyorsunuz. Şimdilik aslında para da gelebilir. Ama manpower da alabiliriz. Ya da biraz daha hızlı military tech atlamak için kullanabiliriz bu arkadaşı. Aynen. Military tech alalım. Military versin. Diğerleri de zaten normal düz vasal olduğu için öyle şeyler yapamıyoruz. Tlaxcala'yı aldık şuradan. 3 seviye kale vardı. Bir de burayı aldım. Onun haricinde de herhangi bir şeyimiz yok. Çok fazla almayacağız toprak. Çünkü gördüğünüz üzere bak, doğumumuz direkt 4.7'ye çıktı. Ne kadar çok toprak alırsan o kadar çok doğumun artacak abi hızlı. O yüzden çok fazla toprak almayacağız. En azından bir süre bunu yapacağız. Sonrasında zaten yavaş yavaş açılıyorsunuz. Şu Totono'yu da vasallayalım. Şurayı da alalım. Şu arkadaşla sınırımız olsun. Bununla beyaz barış atacağız. Bununla beyaz barış atacağız. Çünkü 5 subject'e ulaştık. Bunu da şimdi vasal falan yaparsak boşa gidecek. Gerek yok. Gördüğünüz gibi 5 tane subject'imiz var. 2 tanesi loyal. Diğer 3 tanesi sıkıntılı elemanlar. Ve buradan ilk reformumuzu geçirebiliyoruz şu anda. Savaş yorgunluğuyla başlayalım abi. Evet. They will regret this. Pişman olacaklar diyor. Olacaklar reis. Haklısın. Gördüğünüz gibi layık olanlar. Sadık olanlar gördüğünüz gibi burada duruyorlar. Herhangi bir yere gitmediler. Bu küçük manevra bize doom kazandırdı. Ama yıllık doomumuz azaldı. 4.7 idi. 4.1'e düştü gördüğünüz gibi. Zaten burada da yazıyor. Number of religious reforms. 1.6 faydalı oluyor. Ama doomunuz yüksek oldu diye korkmayın. Aggressive expansion impact veriyor abi bu size. %55. Bu sayede daha hızlı burada fetihler gerçekleştirebilirsiniz. Bu arkadaşlar size kızmadan. Yani o kadar da kötü değil aslında. Hemen şurada bunu almamıştık.
Bunu alalım. Bir 10 düşürelim doğumumuzu da. Aynı zamanda Stability Cost, Autonomy Change falan filan biliyorsunuz. Buradan bunu da almayacağım. National Unrest veriyor ama Stability Cost Modifier diyor. Stability Cost arttırmamamız lazım. Stability basmamız gerekebilir. Çünkü sürekli stability kaybediyoruz reform geçirdikçe falan. Evet, doom azaltma etkinlikleri geliyor böyle. Buradan doom'unuzu azaltabilirsiniz isterseniz. Azaltalım. Biraz daha azaltalım. Çok fazla olmasın. Şimdilik iyi durumdayız zaten. Herhangi bir koalisyon durumumuz yok. Tekrardan sıradaki şanslı ülkeyi seçeceğiz. Bu arkadaş da bizim el ayımızı bozdular galiba. Ama bu arkadaş güçsüz olmuş baya. O zaman ona bir tekme de biz vuracağız tabii ki. Burada güçsüzlüğe yer yok. Burada sadece güçlü olanlar ayakta kalır. Burası Amerika. Tabii turusumuz varmış 1451'e kadar. 2 sene turusumuz var. Onun yerine şununla savaşabiliriz. Hatta bununla savaşalım. Şu iki tane arkadaşı da direkt vasallarız. Bu arada Flower Wars savaş sebebiniz var burada gördüğünüz gibi. Bununla girerseniz eğer Mezoamerikan tribüteri yapabiliyorsunuz dostlar. Aynı zamanda daha fazla prestij veriyor size. Yani bu savaş sebebiyle girin savaşlara. Evet, bu arkadaşlar hazır buradayken bunları da savaşımızı açalım dostlar. Hangi görevim bitti? Jaguarlar ve Kartallar görevi varmış. General veriyor bize 65 traditionlı. Bir de artı bir şoklu general olacakmış. Ver bakalım. Nasıl bir şey? Onun avradını iyi geldi ha. Güzel. Kullanırız bunu da. Kalsın. Evet, bunu da burada iyi yakaladık. Valla tepelik, mepelik, dağ, taş hiç şey yapmayın. Korkmayın abi, direkt dalın. Bir görevimiz daha bitti bunları dövünce. Hangi görev o? Bir saniye, hemen bakalım. Nourishment for the Gods. 13.20 tonalli veriyor. Bir tane de ucuz advisor, %75. O %75 ucuzu kullanalım abi biz. Artı 2, 0.89. Ver babacım, severiz. Ekonomimiz fena değil. Askeri olarak zaten iyiyiz. Herhangi bir problem yok şu anda. İyi gidiyoruz. Böyle bir etkinlik gelecek dostlar. Buradan mutlaka üsttekini seçin. Çünkü oyunun sonuna kadar savaş yorgunluğu verecek 0.05. Ve disiplin verecek. Aynı zamanda %2 army profesyonalizm de kazanıyorsunuz. Alttakini seçmeyin. Tavsiye etmem. Çünkü üstteki daha iyi abi. En azından oyunun sonuna kadar bu özellikleri alacaksınız. Stability falan bir şekilde zaten gelir sürekli size. Şuradaki çocuğu dövdüler. Vasal aldılar. Bunu vasal aldılar abi. Ama biz savaşa dahil olmadık. Savaşa dahil olsaydık gider döverdik. Neyse, sıkıntı yok. Bu ikisini alacağız artık. Hatta bunun bir tanesini ben şey alayım ya. Mezoamerikan tribüteri yapalım. Diğerini vasal yapalım. Aynen. Problem değil. Alabileceğimiz bir yer var mı ona bakalım. Ona hiç bakmadım. Yo. Portu da bir seviye hepsini zaten. Belki şuraya alabiliriz. Şu an kaç artıyordum? 4.1. İki tane toprak alsak. Şununla bir bağ kursak. Aslında belki öyle olabilir. Şöyle. Bu sefer de savaş skorumuz yetmiyor. İkisini vasallayıp yapsak. İkisini vasallayınca oluyor. Mezoamerikan yapınca olmuyor. Tribüter yapınca olmuyor ama. Yo, oluyor. Tamam. Tamam. Hatta para da alıyoruz. Tamam. Bu şekilde güzel. Birini vasalladık. Birini tribüter yaptık. Şuradan iki tane de toprak alıp şurayla bir komşuluk sağladık. Ki buraya savaş açabilelim. Hemen buraları kor yapalım. Evet, bu arkadaş da bize militeri puanı versin. Teknoloji atladım gerçi ama yine de versin. Neden vermesin ki? 5.7 yıllık doğumumuz. Fena değil. Şöyle tek olan bir arkadaş yok mu? Şu olabilir, bu olabilir. Bununla gerçi şeydeyiz bu. Bunun da çok kankası var. Barıştayız. Barıştayız bunlarla. Şunun savaşı bitince aslında şuna dalınabilir. Ya da bunlara girelim ya. 2-3 tane devlet burada. Bize bir tane subject lazım ama. O yüzden hani bir tane olsa daha iyi olur. Böyle şunlar buldum. Zapotec. Conquest savaş sebebimiz varmış. Sorun değil. Sorun değil abi. Zaten vasallayacağız. Ya bu da savaştaymış bak biriyle. Çok sinir bozucu. Tek olanı hiç affetmiyorlar abi. Direkt dalıyorlar. %51 yeter mi acaba? Yetmez ki. Neyse, bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Aa, bizim çocuk geçmiş kuşatmaya. Okey, süper. Nasıl aldın lan sen oranın kuşatmasını? Helal olsun lan sana. Evet, bu arkadaşı da vasallıyoruz. Şöyle güzel. Evet, ikinci reformumuz geldi. Şimdi sadece Totonac biraz sıkıntılı bir arkadaş. Aslında şöyle iki tane verelim buna. Bunların hepsi bir kalsın. Buradan da disiplin mi alalım? Disiplin alalım buradan da. Evet, pişman olacaklar. 74'e fırladı lan Doom. 3.7. Güzel. Bayağı azaldı artış hızı. Ama bunu 100'e çıkarmayacağız tabii ki. Öyle bir şey yok. Aggressive Expansion Impact verdiği için herhangi bir sıkıntı yok. Direkt buradaki arkadaşları rahat rahat dalabiliriz. Ama dalmaya da ihtiyacımız yok. Sadece Doom'umuzu azaltmamız lazım.
birazcık. O yüzden buradan bir bakalım. Şöyle Tanrı'ya kurban edebileceğimiz iyi bir ruler ya da iyi bir şey var mı? Bunlarda pek bir şey yok. 6 var, 7 var en fazla. Daha fazla yok şimdilik. Şu Otomi'nin heyri 3-5-3. Diğeri kim? Ha, burada 8 var bir tane. Tamam, bu arkadaşın rullerini kurban edelim. 8 puan düşürdük doğumumuzu. Tabi Liberty Desire'ları falan uçuyor yani bunu yaptığınız zaman. Ona göre yapıyorsanız. Şimdi doğumumuzu biraz düşürmemiz lazım. 25'e kadar düşüreceğiz doğumumuzu. Daha sonrasında hemen bir reform daha atlayabiliyoruz. Ancak bu doğumu düşürmek tabi öyle kolay değil. Savaşmamız gerekiyor. Şu arkadaşlarla savaşsak mı? Ya da şunlarla. Aynen, şunlarla bir ufak savaş patlatalım hadi. Çocukları bir dövelim, biraz doğumumuz azalsın. Abi benim 6 manevram var. Sen nasıl kaçıyorsun benden? Gözünü sevdiğim ya. Yani nasıl kaçabilirsin ki? 6 manevrası var benim generalin. Adam yarını yokmuş gibi kaçıyor. İnanılmaz. Nasıl fark açtı? Bak şuraya bak ya. Saçmalık. Saçmalık. Başka bir şey değil. Neyse ki yakaladık burada. Evet, düşürebildiğimiz kadar düşürdük doğumumuzu. Bu savaşı şöyle ufak bir toprak alarak bitireceğim. Çünkü sevgili doğumumuz artık yavaş artıyor. Biraz arttıralım onu. 5.5 iyidir. Aynı zamanda görevimiz de bitti. Buradan 10 doğum kaybedeceğiz. Moctezuma yaşadığı için Moctezuma artı bir şey kazanıyormuş. Kaç ki? 5'miş, 6 olacak. Güzel. Vassal force limit %50. Income from vassal %20. Tertemiz. Tertemiz abi. Evet. Şu arkadaşa bir tane şundan atsak. İki tane atsak. Diğerlerinin pek kurtulacağı yok. En azından bir tanesini tutalım elimizde. Zaten tribüterimizmiş. Böylece 3. reformumuzu da geçiriyoruz. Stability Cost Modifier alalım. Pişman olacaklar. Pişman. Sen olmayacaksın Tlapanek. Sen bizi seçtiğin için pişman olmayacaksın. Şuraları kor yapalım. Şimdi buradan bu arkadaşa savaş açacağız. Bunlarla savaşacağız. Bunları da alacağız vasal. Öyle öyle. Diğer reformları da geçireceğiz. Zaten 2 tane reformumuz kaldı. Doğumumuz artı 2.9 artıyor. Bu savaşta da biraz toprak alabiliriz. Kurban edecek birisi var mı? 1455 Jun diyor. 23 Jun. Gelmiş zaten. Yokmuş. Şu anda daha adult değillermiş. Kaç yaşında? 10 yaşında bu. Bu da 10 yaşında. 10 yaşında çocuklar yönetiyor adamların topraklarını ya. Neyse, yeni aldıklarımızdan yaparız bir şeyler. Evet, muhteşem komutanımız, liderimiz, 3 yıldızlı generalimiz hayatını kaybetti abi. Ve bunu düşmana saldırırken yaptı. Yolda hayatını kaybetti. Ayıp ya. Ne diyeyim ki? Hani en azından şu savaşı yapsaydın yani. Şimdi bu arkadaş vasal. Şu arkadaş da vasal. 3 seviye kalesi vardı. Onu almak zorunda kaldım. Bir görevimiz bitti bu arada. The Mayan Frontier. 10 Army Tradition. Ve 5 tane Doom. Güzel. Sacrifice edebileceğimiz bir ruler. 6 diyorsun. 8 diyorsun. Bu arkadaşınkiler daha büyümemiş. Bu 8 olanı bir sacrifice edebiliriz. Ettim gitti. Bu arkadaşı da tribüteri yapacağım. Yaptım bile. Böylece bir görevimiz daha bitti. The Mayan Highlands. Autonomy Change. Liberty Desire Subject. Ve 25 Power Projection. Gayet güzel. Şimdi 1, 2, 3, 4. Bir arkadaşı daha ihtiyacım var. Reform geçirmek için. Şöyle bize kızgın olanlardan. Şu arkadaşlar bize biraz kızgınlar. Haklı olduklarını kanıtlayalım. Güzel. 6, 3, 4'lük heyrimiz başa geldi. İş görür, iş görür. Fena değil. Evet, bize sadece bir tane vasal lazım. Onu da alalım. Bu arkadaşlarla yine beyaz barış atalım ya. 1, 2, 3, 4, 5. Aynen. Şu ikisiyle beyaz barış atalım. Neyimiz eksik? Bakalım hemen. Stability'mizin 1 olması gerekiyor. Arttıralım. Ve 4. reformumuzu da geçirdik. Güzel. Evet, şu anda bayağı azaldı doğumumuz. Artık fethede fethede gideriz. Zaten son bir tane kaldı. Yavaş yavaş artık fetihlere başlıyoruz dostlar. Ve güzel bir etkinlik de geldi buradan. 75 admin, 75 mil, 10 prestij. Evet sevgili Tlaxka'ya giriyoruz abi. Sevgili Totonağ'a da dalıyorum dostlar. Bunlarla savaştayız ama başkaları savaş açıyor falan. Başkentini kuşatıyor biraz. O yüzden uğraştırıyorlar maalesef. Evet, şöyle Kolima'dan 3 toprağı alarak vasallıyorum. Sevgili Totonağ'dan da bir toprağı alıp vasalladım. Bu adamların savaşı bitmiyor abi maalesef. Buradan da sadece Tlaxka'nın bir toprağını alıp bunları vasallı yapacağız. Şimdi stability'yi 1'e çıkartmamız gerekiyor. Bir de şu rebelleri tokatlayacağız. Ondan sonra bütün reformlarımızı geçirmiş olacağız dostlar. Evet, isyancıları temizledik. 194 istiyormuş. Şunu da bekleyelim. Sonra reformlarımızı geçirelim efendim. Şöyle bir tane stability'mizi basalım. Ve son reformumuzu da geçirdik.
Evet, 4 tane vasalımız bizde kaldı. Herhangi bir sıkıntı yok. Bu saatten sonra artık doğum azaltan şeyler almamıza pek gerek yok. Zaten doğumumuz kendi kendine azalacak. Gördüğünüz gibi her yıl 2-2 azalacak. Bunun hatta fazla kalması daha iyi. Agresif expansion impact veriyor. Buradan bunu kafasına vurma politikası tabii ki. Bu saatten sonrası artık tüm Meksika'yı yemek. Sonra oturup sevgili kolonyal devletleri beklemek. Bu arada yıl 1468, sadece 25-26 yıl falan geçti yani. Çok da geçmedi. 24 yıl hatta. Sadece 24 yıl geçmiş abi. 24 yılda tüm reformları bitirdik. Hızlı oldu biraz sanki. Neyse, savaşmaya devam edelim. Bu sefer artık buradan tekli alalım ya. Hiç uğraşmayalım. Tekli alıp geçelim abi. Meksika'yı bir toparlayalım. Aa, heyrimiz ölecek. Heyrimiz nasıl? 4-4. Ölsün. Yenisi 3-2-5. Daha iyi abi. Güzel. Evet. Gel gelelim. Artık fethetme zamanı. Vallahi kimse kusura bakmayacak aga. Roads for the Poketa. Görevimiz bitmiş. Okey. Alalım. Artık rival seçemiyoruz. Bize dek bir ülke olmadığı için rival falan seçemiyoruz abi. Bu arada tributary devletlerinizi direkt annexleyebiliyorsunuz dostlar. Haberiniz olsun. Ama annexlemeden önce şuradaki arkadaştan şunu alalım da sıkıntı yaşamayalım. Şu Triple Alliance görevi için ne lazımdı abi? Ona bir bakalım. Fate of the Alliance. Oo, bayağı şey yapmamız lazımmış bunun için ya. Mesela şu lazım. Bir tane Texcoco, bir tane Tlacopan. Buraları devle diyor. Tamam, bir tane sana, bir tane sana. The Triple Alliance. Güzel. Bu da geldi. Bunun için ne diyor? 5 tane subject'in olsun diyor. Şu an kaç var? Zaten var. 1, 2, 3, 4, 5 tane var. Tamam. 40 tane provinsin olsun diyor. Onu da yapacağız şimdi. Liberty Desire'ları %50'den az olacak. Tetekuçinler biraz fazla. Bunların influence'ini düşüreceğiz. Onları da yavaş yavaş halledeceğiz abi. Hiç sıkıntı yok. Bu arada 5. military teknolojisine kadar çıktık abi. Buradan tabii ki aggressive expansion impact alacağız. Sevgili Huaste'yi annexedik. Bu arada otonomilerimiz biraz yüksek. Bunların hepsini kısalım abi. Extra manpower, para olarak bunlar dönecek bize çünkü. Bayağı artmışlar. Güzel. Şimdi biraz isyan misyan sıkıntılarıyla uğraşacağız. Onları halledelim. Ondan sonra çok hızlı büyürüz. Zaten daha çok erken. Bunlar 1500'den önce gelmezler. Daha çok zamanımız var. Korlarımızı falan yapalım. Kültür mültür kabul ederiz belki. Artıya geçtik zaten. Enflasyon düşüyor. Huzur geldi ülkeye. Evet, sevgili Yokotan bana askeri geçiş hakkı vermiyor. Sen bilirsin kanka. Ben bir şekilde geçerim. Sen bilirsin. %50 National Tax Modifier. 1477'ye kadar. Ver hadi. Bir anda artı 10'a fırladı lan. Çok iyi. Ülkede deprem olduğu zaman böyle bir etkinlik tetikleniyor dostlar. Buradan istediğiniz özellikleri seçebiliyorsunuz. Bazı olumsuz, bazı olumlu yanları oluyor. Ben bir National Unrest alacağım. Ülkede biraz fazla isyan var. Boş yere manpower falan kaybediyoruz. Şuraya bak. -6 da olmasına rağmen bayağı bir isyan sıkıntısı var ya. Çözemedim. Evet, bütün borçlarımızı da bitirdik. Şu arkadaşı vasal alalım abi. Sevgili Yokotan'ı da full annex, yapıştır geç. Bu adamları %40'ın altına düşürmemiz lazım. Şunu çekelim senden. %58. Çok da fark etmedi ama. Evet, fetihlere devam. Evet, 6. teknolojiye geldik abi. Askeri de. Kolonyal devletler gelmeden biz topumuzu alacağız. Adamları topla tüfekle karşılayacağız, şaka maka. Şöyle bu arkadaşları da uğurladık. Şu arkadaşlardan neyi çekelim? Manpower'ı çekelim mi? Manpower da iyi ya. Şu Triple Alliance'ı yapmak için şunların influence'inin düşmesi lazım abi. Hangi görevimiz bitmiş, ona bir bakalım. Western Expedition. Ver bakalım. Bu garibanlar burada kıvranıyor. Bunların acılarına bir son verelim. Evet, bu arkadaşları da aldık. Expanding Anahuac görevimiz bitmiş. Bunu da alalım. Infantry Combat Ability geldi bu arada. 15 yıllık inemiş. Olsun, o da iyi. Burada böyle bir görevimiz var. Good Produce Modifier. Para. Grain, Marine gayet güzel. Paramız 1000 dukaya çıktı bu arada. Başka Dreams of Aztlan. Bazı bölgelerin kültürlerini Aztlan'a çeviriyor. Base Production basıyor. Güzel. Seizing Topic Lands. Buradan da biraz para, production falan. Okey. Gayet güzel abi. Evet, minik bir governing kapasite sıkıntısı yaşadık şu anda. Şu arkadaşları nasıl yapsak ya? Hadi bunu çıkartayım bari. %42. Ulan hadi bunu da çıkarttım. %37. Mecburuz abi, ne yapalım. Şu görevi alalım. Divine Rule. Bu görevi de alalım. Şimdi şunlar kaldı. Is not primitive. Primitive ne demek? Hemen bir bakıyorum. Primitive. İlkel. İlkel. İlkel değil diyor.
Allah Allah. Ne demek istiyor burada bu arkadaş? İlkel değil ne demek ya? Allah Allah. Lan şu görevi bir yapamadık. Neyse şimdilik şunlardan alalım bari, ne yapalım? Öyle yapacağız artık bir süre. İkisinden alalım. Şöyle idare edeceğiz bir süre. We must always attack. %10 siege ability. Ver babacım ver. Hemen bir otonomi düşürme tekrardan. Ulan bayağı artmış otonomilerimiz ya. Bu ne böyle? Evet, Kastil'i gördük. Yıl 1484. Buralarda geziniyor. Yavaştan hızlanalım o zaman. Vallahi bizim çocukların da maşallahı var ha. Bak bak 17K falan toplanmışlar. Güzel. İş yapıyorlar. Heh, bizim isyancılar Kastillileri dövdü. Yine oyun sonuna kadar aylık otonomi değişimi veren bir etkinlik çıktı dostlar. Onu alıyoruz. Bayağı işimize yarayacak bunlar bizim. Evet, bu arkadaşlara full annex. Torch of Obsidian görevimiz gelmiş. Alalım bunu da. %5 infantry combat ability daha geldi. Ya şu görevi biz niye yapamadık? Ona takıldım bak. Şunu yapsak Fate of Alliance'a gideceğiz abi. Ya bunu yapsak da oluyormuş lan. Bunu yapmamız gerekmiyormuş ya. Tamam. O zaman şunu yapalım. 4 tane ayrıcalık Tete Kuchin'lere. Bir de Development basacağız. 1, 2, 3. Bunlara bir tane de ne verelim? Strong Touches verelim mi? Strong Touches yok ya. Şunu verelim tekrardan o zaman. Aynen, iki kere de Development bas diyor. Basalım abi. Bastık. Tamam, bu görevimizi de yaptık. Şu ne istiyor? Temple or Cathedral. Temple ya da Katedral bas diyor. Bir de buraları korla diyor. Flamma Kaskue. %65'ten fazla loyalityleri olsun. Dindarları mutlu et diyor bu da. Tamam, onu da yaparız. Biraz sıkıntımız var ama. Governing capacity sıkıntımız var, şey sıkıntımız var. Admin puanı. Böyle fokusumuzu admin'e alalım. Buradan da şunu alalım. Biraz admin puanı lazım abi. Evet, bu arkadaşları da full annex çakalım. Bu arada vasal da alabilirsiniz. Ben vasal almıyorum ya. Direkt korlamak istiyorum. Tüm Meksika'yı korlamak istiyorum ben. Vasalla masalla uğraşmak istemiyorum hiç. Aslında vasallamak daha mantıklı olabilir yani. Önce onlara korlatıp ondan sonra onlara annex demek. Öyle de yapabilirsiniz. Daha mantıklı. Raiding Chichen Itza. Bu görevimiz de bitmiş. Alalım bakalım. Başka? Unify Yucatan Peninsula. Güzel. Huhuet Latoani of Mexico. Moctezuma bir ruler'ınsa diyor. Bir event tetikleyeceğim diyor ama Moctezuma GG abi. Acaba yok ya, olmaz ki öyle de. Buradan ikinci olarak bunu alalım. Oğlum ben bunları nasıl korlayacağım? Bir dünya kor maliyeti. Allah'tan CCR'ımız var ha. Şuradan geliyor. %15. Çok gereksiz ve fazla isyan çıkıyor. Neden çıkıyor bilmiyorum. Alt tarafı %131 over extension'ım var. Bence abartıyorlar. Bence abartıyorsunuz yani. Kardeşim bir durun be. Bir sakin olun be. Evet. Top basıyoruz artık. Artık top basıyoruz abicim. Şimdi onlar düşünsün. Tabii manpower kasabilirsek. Bu ne oğlum? Sakin olun abi. Sakin olun. Easy. Easy boy. Easy boy. Her ay milyon tane isyan çıkıyor abi. Bir paralı asker daha bastıracaksınız bana illa ha. Basarız abi. Onu da basarız. Vasallarımızı annexleyelim yavaştan. Evet, çoğu yeri de zaten korladık. Tek bir şeyimiz kalmadı. Precious Son. Bir çocuk doğmuş. Bu çocuğun kaderi iyi olacak falan diyor. Olsun bakalım. Tribute to Capital görevimiz bitti. Alalım onu da. Şöyle bir kere daha otonomileri düşürüyorum abi. Az kaldı. Yakında otonomiler sıfırlanır. Portekiz falan da göründü. Hadi gelin bari. Kaldık burada, bir şey de yapamıyoruz. Şunlara bir Flower War'um varmış. Alsak mı? Alalım. Boş durmaktan iyidir. Yapacak bir şeyim kalmadı. Yıl 1495. Bu arada astılan olduk. Gördüğünüz gibi. Evet, sadece bu iki arkadaş kaldım. Bunlar da bizim vasallarımız. Buna da herhangi bir kasus belimiz yok zaten. Böyle kaldık abi. Korlarımız falan da bitti. Biraz governing capacity sıkıntısı çekiyoruz ama o da şundan dolayı. Şu görevi yapınca bu iş bitecek abi. Governing capacity işi. Nerede o? Şu. Şunu yapmamız lazım. Onun için şunu yapmamız gerekiyor. Bunun için Temple ya da Katedral bas diyor. Temple ya da Katedral basamam. Basamam moruk. Çünkü yok yani. Ülkede basılmıyor. Teknoloji yetersiz. Çok admin bastığımız için, çok korladığımız için böyle bir sıkıntı yaşadık. Her neyse, sıkıntı değil. Gördüğünüz gibi astılan bu şekilde kuruluyor dostlar. Bu bölümü burada bitirelim. Bir sonraki bölüm gelsin istiyorsanız kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda da lütfen belirtin bir sonraki bölüm gelsin diye. Bir sonraki bölümde eğer isterseniz Avrupa'yı kolonileştiririz. O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, sağlıcakla kalın dostlar.